Blast Paris şampiyonu, PGL Major Antwerp şampiyonu ve en sonda Rio Major şampiyonunu yenerek Major'da çeyrek finale kaldık. Bu da demek oluyor ki dünyanın en iyi 8 takımı arasına girdik. Bu kadarı benim için yeterli diyordum ama takımın performansını gördükten sonra finale kadar yolumuz var. Ve hatta kupayı alma şansımız da var. O yüzden tam destek olmaya devam. Videoya başlamadan önce Kerrigan'da sponsor olan Skin Club'ı sana tanıtmak istiyorum. Sitenin en iyi özelliklerinden biri, eğer kasa açarsan ve çıkan skin'i beğenmezsen aynı fiyattan başka bir skin'i takas edebiliyorsun. Ayrıca açtığın kasadan çıkan skin'leri de belli bir şans oranıyla yükselterek değerini artırabilirsin. Tek başına kutu açmak bana zevkli gelmiyor diyorsan da başka kullanıcılarla kasa savaşı yapabilirsin. Tüm bu saydıklarımı yaparsan sitede seviye atlıyorsun ve etkinlik puanı kazanıyorsun. Her 10 seviyede bir günlük bedava kasa açma sayın artıyor. Etkinlik puanı ile de skin'ler elde edebiliyorsun. Siteye bakiye yüklerken RufiCS21 kodunu girersen %10 daha fazla bakiye kazanırsın. Kullanmayı unutma. Dün oynadığımız Virtus Pro maçından bahsedelim. İlk haritada yani Overpass'te çok tutuk başladık. Maçta yapılmayacak hataları sıra sıra yaptık. Bazı utiliteleri kullanırken sorunlar yaşadık ve rakip de bu hataları değerlendirip roundları kazandı. Çok fazla B'ye odaklandılar, yani Kalix'te Vicedia üstüne ve istediklerini de aldılar aslında. B'yi çok fazla savunamadık diyebilirim. Bir de haritayı o kadar iyi oynuyorlar ki her yeri bekliyorlar, her yeri kontrol ediyorlar, çok garipti. Virtus Pro oyuncuları Overpass oynarken hepsi Rops'a dönüşüyor belli ki. Tabii ilk haritayı vermiş olmamız maçı kaybedeceğimiz anlamına gelmiyordu. O yüzden takım ikinci haritada kendini iyi toparladı. Özellikle de Mayer'in kritik 2 roundu var Virtus Pro'yu arkaladı ve 4 kill aldı. Roundları ve oyunu bize çevirdi resmen. Skorun 13-6 bittiğine bakmayın. Ezdik gibi görünüyor ama birçok round ipin ucundaydı. Onlara da gidebilirdi. Kırılma roundlarını iyi oynadık ve dedem şahane işler yaptı Vertigo'da. Inferno'ya geçtiğimizde de maça tutuk başladık, 4-0 geriye düştük. Ve 5. round kırılma roundlarımızdan biriydi. Ama Voxic'in B'ye inanılmaz bir flash'ı var bu round. Xanteres bu flash'ı iyi değerlendirip 3 kill alıyor. B'ye sokmuyor rakibi. Buradan sonra da sadece bir el veriyoruz. Ve ilk yarı 7-5 bitiyor. T tarafında da şahane oynayıp maçı 13-7 kapatıyoruz. Grup maçları boyunca harika işler yaptılar. Ve gerçekten bize çeyrek final gururu yaşattıkları için hepsine teşekkür ederim. Sırada da çeyrek final maçını kazanmak var. Kimle eşleştiğimiz belli değil. Bugün maçlar bittikten sonra belli olacak kiminle oynayacağımız. Playoff yani çeyrek final maçları 28 Mart Perşembe günü saat akşam 7'de başlıyor görünüyor. Heyecanla bekliyoruz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. CS haberlerini kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca yorum yaparsanız da çok sevinirim. Gelecek videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.